Selamünaleyküm arkadaşlar. Paşaoğlu çiftliğinden hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Gerçekten hava çok güzel ama şöyle etrafı bir çekeyim. Bugün çok güzeldi. Yaklaşık bir haftadır sürekli olarak yağmur yağdı arkadaşlar. Etrafın durumu çok vahim gerçekten. Her taraf çamur içerisinde. Bu da gerçekten ama gerçekten insanı çok zorluyor, çok yoruyor. Biz de bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Tavuklarımız da bir haftadır, yani bir 5 gündür içerideler. Malum yağmurlardan dolayı dışarı çıkamadılar arkadaşlar. Havalar da bir hayli soğuktu yani. Bugün de bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Hemen şöyle tavuk çıkışlarımızı da açalım. Bugün tavuklar bu güzel havanın keyfini çıkartsınlar. Evet. Özlemişlerdir onlar da. İçeride kıyametler kopuyor. Önce şöyle hızlıca açınca arkadaşlar korkuyorlar. Şöyle enikten. Evet, burası kilitlenmiş içeriden. İçerideki kilitle oynamışlar demek ki. Şurayı da açalım. Burayı da kilitlemişler. Allah Allah. İçeriden de tedbir amaçlı biz bunlara kilit yapmıştık. Evet. Ben hemen olmadı. Yani 3 tanesi kilitli. Evet. Bu kilitli değil. Ben şunları bir açayım. İçeriden de kilitlerini açıp videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuk çıkışlarımızı açtık. Tavuklarımız da yaylıma çıktılar. Gerçekten özlemişler. Çünkü dediğim gibi yağmurdan önce sürekli yaylımdalardı. Hatta yağmurlar başlayınca böyle 1 saat 12 gibi falan dışarıya salıyoruz. Çünkü havalar soğuk. 12'ye doğru havanın soğuğu ancak kırılıyor. Ondan dolayı 12 gibi dışarı salıyorduk arkadaşlar. Bu yağmurlu zamanlarda saat 12 gibi deyince bunlar sanki sürekli saate bakıyorlarmış gibi böyle tavuk çıkışlarının önüne doğru yaklaşmaya başlıyorlardı. Ama maalesef bizler çıkartamadık. Malum havalardan dolayı birazcık da tedirgin de oluyoruz. Çok da doğru bir şey de değil. Çünkü tavuk çıkışlarının ebatı büyük olduğu için kümesin derecesi de çok hızlı düşüyor. Derece düşünce arkadaşlar altlık ıslanıyor. Altlık ıslanınca koku oluyor. Yumurtalar pis çıkıyor derken mecburi olaraktan yağmurlu havalarda salamıyoruz arkadaşlar. Ama bu güzel havalarda şöyle keyiflerine diyecek yok. Bayağı da alıştılar. İlk zamanlarda böyle 15 tane 20 tane dışarı çıkıyorlardı. Korkuyorlardı. Yani sonuçta bu zamana kadar yetiştirildiği ortam sürekli kapalı ortam. Dışarıya yabancılardı, korkuyorlardı. Ama şimdi bayağı bayağı alıştılar. Şu an dışarıda yani tahmin ediyorum ki şöyle 150-200 hayvan var. Ama daha yeni açtım. Bu rakam artacaktır. Yavaş yavaş aşağı inecekler. Şu an ileriyi gitmiyorlar. Çünkü birazcık korkuyorlar gene aynı şekilde. Şu an keşif aşamasındalar. Yavaş yavaş bunlar öne çıktıkça arkadakiler de aynı şekilde onlar da yavaş yavaş ileriye doğru yayılacaklar. Yaz aylarında inşallah şuralarda hep tavuk geziyor olacak arkadaşlar diyelim. Ve hemen bugünkü videomuzun konusuna gelelim. Bugün günlerden pazartesi, ayın kaçıydı? Yanlış hatırlamıyorsam 22'si olması lazım. Şöyle hemen bir bakayım. Bugün ayın evet 22'si. 22 Mart pazartesi günü arkadaşlar bugün. Ben geldim öğlene doğru. Bugün abim gidecek. Pazartesi günü sevkiyatımız oluyor çünkü. Pazartesi ve cuma günleri gidiyoruz bu aralar. Şöyle biz de istedik ki hep yumurtalarımızı falan çektik ama bu yumurtaların sevkiyat aşaması nasıl oluyor? Onu da çekeceğiz. İleriki zamanlarda sizin de talebiniz üzere arkadaşlar. Pazarlama kısmını da tabii sizler için çekeceğiz. Bugün sevkiyat kısmını çekeceğiz. İçeride yumurtalarımızı şöyle kolyeledik. Aynı zamanda abim de içeride. Bugün videoda birlikteyiz. Abim de kolyelemeye devam ediyor. Yaklaşık bugün tahminimce 170-180 kolye, 160 kolye o civarlarda arkadaşlar. Burayı dolduracağız, arabamızı istifleyeceğiz. Ve İstanbul'a sevkiyatımıza çıkacağız. Bugünkü rotamızda neresi var? İlkten Körfez'e gideceğiz. Körfez'den sonra Pendik, Kartal ve sonrasında bizim bulunduğumuz, ikamet ettiğimiz yere yani Sancaktepe'ye gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki vereceğimiz yer de orası diyelim. Ve hemen şu traktörümüzü bir sefer dolduralım. Çünkü iki sefer yapacağız. Sepetle taşıyoruz. Niye ramukla taşımıyorsunuz derseniz. Yani yolun durumu bu. Yumurtalar çok ağır olmadığı için arkadaşlar. Ramukta ufak bir taşa geldiği zaman hemen sekiyor. Sektiği zaman da yumurtalara zarar verme ihtimali var. O yüzden sepetle taşıyoruz. Mecburen bu şekilde yapıyoruz. Biz de istedik ki sevkiyat aşamasını çekelim ki sizler de bizim çektiğimiz sıkıntıyı görün. Biz bu sıkıntıdan tabii ki de muzdaribiz ama bu iş böyle devam etmeyecek tabii ki de. Bu yazın inşallah bu gördüğünüz alan komple beton olacak. Bu gördüğünüz bizim resmi yolumuz yani kapımızın olduğu yoldan ta yukarıdaki ana yola kadar inşallah stabilize yolumuz olacak. Arabamızla buraya geleceğiz. Hayal ediyoruz gerçekten bunu. Arabamızla buraya geleceğiz. Park edeceğiz.
Yumurtalarımızı yükleyeceğiz, arabamızla gideceğiz. Gerçekten bu şu an bizim için hayal demeyelim de yani müthiş ama müthiş bir rahatlık. Yani yolu olmayan insanlar arkadaşlar yolun ne demek olduğunu kesinlikle bilemezler. Bizler de tahmin ediyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk. Yol demek, medeniyet demek, aynı su, elektrik gibi. Ya bir bakıma aslında bakarsanız suyu, elektriği bir türlü hallediyorsunuz. Sondaj vuruyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama eğer hiç yolunuz yoksa o iş hallolmuyor arkadaşlar. Yol çok önemli. İnşallah bu yazın da bu sıkıntıları aşacağız diyelim. Hemen şöyle sepetimizi dolduralım. Sonradan arabamıza doğru gidelim. Bunları arabamıza istifleyelim. İki sefer yapacağız dediğim gibi. Sonrasında da kapanışta. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Sepetimizi doldurup traktörle yola çıkıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, traktörümüzü yükledik. Şu an burada yaklaşık 105-110 koli civarında mal var arkadaşlar. Şimdi traktörümüzü çalıştıracağız ve yavaş yavaş olmak kaydıyla arabamıza doğru yol alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle traktörümüzü çalıştıralım. Evet, köpeklerimiz de orada et yiyorlar. İstanbul'dan tavuk eti getirmiştik. Hepsinin karnı doydu. Yaklaşık bir 5-10 kilo et verdim yani. Birazcık kokmaya başlamıştı. Hepsini verdim o yüzden. Hadi bakalım. Massey Ferguson 255 TL'yi özleyenlere gelsin arkadaşlar. Mecburen takviye 4'te ağır ağır gideceğiz. Yani malum yollar gördüğünüz gibi, bu hatta iyi kısmı. İleride de zaten göreceksiniz, yollar daha kötü oldu. Yağmurdan dolayı hep yollar eşildi arkadaşlar. Taşlar meydana çıktı. Tangır tungur tangır tungur gidiyoruz. Ama Allah'a şükür yavaş gittiğimiz için bu zamana kadar yolda bir zayiat vermedik diyebiliriz. Hoppa. Evet, kapımızı mecburi olaraktan sürekli kapalı tutuyoruz arkadaşlar. Geçen gün yukarıdaki kapımız açık kalmış. Bizim de bir tane alacalımız var biliyorsunuz, Playmut. Bir tane tavuğumuz var o şekilde arkadaşlar. Onun zaten başına gelmeyen kalmadı. Çok talihsiz bir tavuk. Bizim bulutun ağzından zor almışlar yani. Bir baktım dışarıya, her taraf siyah beyaz tüy olmuş. Bizimkilere sordum burada ne oldu falan diye. Bulut şeylere saldırmış, tavuklara saldırmış arkadaşlar. Yani tavukla büyümeyen bir köpek olduğu için yani tavukları av olaraktan görüyor. O yüzden saldırıyor. Biz de o yüzden kapıları falan özen gösteriyoruz. Şu an çünkü gördüğünüz gibi tavuklarımız dışarıda. Yoksa sıkıntı olabilir. Yani kolay kolay yiyeceğinden değil ama tavukları da strese sokar arkadaşlar. Zaten dışarıya çıkarken korkuyorlar, daha yeni yeni alışıyorlar. Bir de dışarıda öyle bir tehdit algılarlarsa bunun bize olumsuz bir geri dönüşü olur arkadaşlar. Evet, yolların durumu bu şekilde. Evet, komşu çiftliğimiz. Yani gerçekten de söylediğimiz gibi komşu yani. Arazilerimiz birbirine bir köşeden öpüşüyorlar arkadaşlar. O yüzden komşu çiftlik diyoruz. Aynı zamanda videolarımızı takip edenler bilir. Burası bizim dayımlara ait yani. Bizim diyebiliriz. Birlikte yürüyoruz arkadaşlar. İnşaat projemiz falan, her şeyimiz aynı şekilde ilerledi. Projelerimizin hepsi aynı mimardan çıktı. Yani her şeyimiz aynı. Sadece onların projesinde 3 tane kümes var. Şu an kapı inşaatı yapıldı, bir tanesi faaliyette. Bizde de 2 tane kümes var. Biz sadece birisini yapıp onu da faaliyete soktuk arkadaşlar. Onların şu an 2 tanesi boş duruyor gördüğünüz gibi. Duvarları falan yapılmadı. Burada da dayımlara ait 25 dönüm bir arazi var.
27 idi galiba, pardon, 27 dönüm. Evet. Bizimkisi 15 dayım arası 27 dönüm. Yaz aylarında yerler kuruyken arkadaşlar biz arabayla aşağıya iniyorduk. Ama şimdi traktörle sürekli git gel yaparaktan yollar bayağı eşindi. Şu an yerler kurusa dahi buraya araç inmez. O yüzden mecburi olaraktan havalar kurur kurmaz bizim buranın yolunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu iş böyle yürümez yani arkadaşlar. Bir de yavaş gidiyoruz. Yol da az değil. Yaklaşık 1 kilometre yukarı çıkmamız nereden baksanız 15 dakika sürüyor. Her hafta bunu 4 defa yaptığımızı düşünürseniz arkadaşlar, yani eziyet, gereksiz bir uğraş diyebiliriz. Evet, ekilen yerler de yavaş yavaş yeşermiş. Yani yemyeşil, sanki şey gibi, halı saha gibi. Karşı taraftaki araziler de aynı şekilde arkadaşlar. Evet, ilkbahar gerçekten çok güzel. Daha ilkbahar tam gelmedi ama yakındır. Benim kulağımda yani Nisan ayında değil mi yavaş yavaş ilkbahar gelir arkadaşlar. Ağaçlar falan yeşerdi mi buraların tadına doyum olmuyor. İnşallah takipçilerimizden de gelmek isteyenler var. Pandemi sürecinden sonra hepsini burada ağırlamak isteriz. Şöyle çiçekler de açtı. Yani aramızda hep şunu konuşuyoruz arkadaşlar abimle birlikte. Yani biz burada traktör olmasa hiçbir şey yapamayız yani. Bu traktör bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, her şeyimiz yani. İmkanı yok yani, yumurtayı yukarı çıkartmanın başka bir yolu yok. Ya sırtında taşıyacaksın ya da traktörle. Yem geliyor keza aynı şekilde, kamyon aşağıya inmiyor. Onları da traktörle taşıyoruz. Yani bu 255 de bizim elimiz kolumuz. Güzel de bir çerdeş yaptık. Allah'a şükür memnunuz da. Evet, buralar hep sıkıntılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep taş.
Evet, Allah'a şükür sağ salim bir şekilde aracımızın yanına geldik arkadaşlar. Şimdi bunları aracımıza istifleyeceğiz. Şimdi bunu video uzatmamak adına çekmeyeceğim arkadaşlar. Olmadı, ikinci seferden sonra da abimi tam yola çıkartmadan önce aracın son halini çekeriz. Onu da uğurlarız ve videomuzun da kapanışını inşallah orada yaparız arkadaşlar diyelim. Ve şimdi hemen ben bunları istiflemeye geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızı yükledik. Abim de hazırlandı. Şu an müthiş rüzgar var. İnşallah sesimize çok mani olmuyordur. Evet abi, şöyle bir rotandan bahset bakalım. Şimdi Enlikler'e gideceksin. Körfez'e gideceğiz. Körfez'de bizi YouTube'da da takip eden bir arkadaşımız var. Evet, Ali, buradan da ona selam olsun. Evet, ona götüreceğiz. Videolarımızı en ilk baştan beri takip ediyormuş. Onun da... Gerçi sen görüştün. Aynen. Sonrasında da bir ticaretimiz oldu. İnşallah daim olur diyelim. Bakalım. Ali'ye götüreceğiz. Ali'den sonra da Pendik'e. Pendik'ten sonra eve gideceğiz. Evde işlerimiz var. Yine yumurtalarla tek tek yönlenecek. Pendik'ten sonra bu ürünün bir kısmı karşı edecek Azim abimiz var. O da bizim videolarımızı izliyor. Allah razı olsun. Evet. İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok yere ürün veriyor da. Sonrasında Ümraniye var galiba. Sancaktepe. Sancaktepe'de var biraz. Var yani. Şimdiye kadar ürettiklerimizi hep sattık. Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı. İnşallah bu ağ daha çok büyüyecek. İnşallah. Daha güzel olacak. Hayırlısı diyelim. Şu an aracımız yaklaşık 150-160 koli ürünümüz var arkadaşlar. Hepsini üstlerinde de yazıyor zaten kime götüreceğimiz. Şu öndeki malzemelerimiz Körfez'e inecek. İlk durağımız orası olduğu için onları oraya yükledik. Şimdi lafı da daha fazla uzatmayalım. Videomuz da daha fazla uzamasın. Var mı abi söyleyeceğim bir şey? Yakışıklı mıyım? Yumurtalar güzel olsun. Senin güzelliğin çok önemli değil. Yok, hep böyle pis kıyafetle çıkmaz ya. Şimdi evet. Birazcık daha temiz tabi. Yine trantile geldik. Çamura boyandık ama olsun. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıya inelim. Şöyle tavuklarımız ne yapıyor? Şu an onlar da yayılımdalar. Tek başınalar. Hemen onların yanına gitmem lazım. Aşağıda görüşmek üzere diyelim videonun kapanışında. Evet arkadaşlar. Video çekerken bir anda yağmur bastırdı. Hani derler ya, bardaktan boşalırcasına. Aynı o şekilde, o yüzden telefon falan ıslandı. Kendiliğinden videoyu durdurmuş arkadaşlar. Hiç haberim dahi yok. Tavuk çıkışlarımızı kapattık. Müthiş bir yağmur yağdı. Şu an birazcık durdu. Ben de video çekeyim dedim arkadaşlar o esnada. Şöyle söyleyelim. Şöyle havaya da bakınca gerçekten artık insanı yormaya başladı. Niye? Biliyorsunuz bizim güneş enerji sistemimiz var. Burada normal elektriğimiz yok. Bu güneş enerji sistemi de malum bu havada elektrik üretmiyor. Bu da bize çok zorluk çıkartıyor arkadaşlar. Yem basarken, işte fan çalıştırırken falan, bunların hepsini jeneratörle destek vermemiz gerekebiliyor bazen. Çünkü aküler dolmadığı için malum jeneratörle akülere destek veriyoruz ki günümüzü çıkartabilelim. Bakalım, ama perşembe gününden sonra inşallah havalar güzel olacak. Güzel havalarda insan gerçekten daha mutlu oluyor. Tavuklar dışarıya çıkıyor. Kümesin içerisi daha ferah oluyor. Yumurta toplamamız daha kolay oluyor. Emin olun, tavukların dışarıya çıkması bizim için de bir kolaylık. Saat 11.30 gibi falan tavuk çıkışlarını açıyoruz. Yumurtlayan tavuklar dışarıya çıkıyor. Yumurtlamayanlar içeride kalıyor derken bizim yumurta toplamamız da kolay oluyor. Yani bakalım, inşallah perşembeden sonra havalar daha güzel olacak. Ondan sonra bilmiyorum daha çok yağmur yağar mı, ama çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Bunlar son demleri diyelim. 3 gün daha dişimizi sıkmamız lazım. Ondan sonra inşallah her şey yoluna girecek diyelim arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Yumurtalarımızın paketlendikten sonraki sevkiyat sürecini sizlerle paylaşmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu gerçekten beğendiyseniz like tuşuna basarsanız çok memnun kalırız arkadaşlar. Ve hala da videolarımızı izleyip de bizleri takip etmeyenleriniz varsa ayıp ediyorlar. takip ederseniz arkadaşlar bizlere destek olmuş olursunuz. Bizleri çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Yağmur da daha fazla hızlanmadan hemen içeri girmek istiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evet, ekran hemen ıslandı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.